Abi yazık günah ya. Şurada o kadar çok insan ekmek yiyor ki buradan. Ama bu pandemi hikayesine buranın esnaflarının ve buradaki mal sahiplerinin ve burada çalışan birçok insanın ekmek kavgasını berbat ediyorlar. Yani öyle bir mantık var ki şimdi düşünüyorsunuz kongreler var, bilmem neler var. Kongrelerde insanlar altlı üstü geçinip gidiyorlar. Yani basamak basamak en son geçendeki kongre. Ama buradaki birçok insan şuraya bakın ya. Ölü toprağa serpilmiş bir kent gibiyiz aynen. Yani şurada çalışan yüzlerce insan yani durum böyle. Bu kafelerin anladığım kadarıyla biraz kafam karışmaya başladı. Kafeleri ya da sosyal hayatın unsurları olan mekanları bilerek herhalde açık tutmuyorlar. Çünkü bu tür yerler mevcut iktidarın yönetim tarzının dışında kalan yerler olduğu için olsa gerek. Çünkü öyle anlaşılıyor. Yani şuradaki insanlar resmen açlığa mahkum edilmiş durumdalar. Ha, 1.000 lira kira yardımı yapacakmış. Ya abi şuraya kira 1.000 lira versen de olur ya. Kahve deposunun bir saatlik masrafı 1.000 liradır ya. Yani al veya yanındakinin ya da şunların yani bir saatlik masrafı senin verdiğin bir aylık kira bedelinden daha fazladır. Ama maalesef sosyal hayatın önemli unsuru olan kafeler, meyhaneler, lokantalar, çay ocaklarının daha genişçesini istemiyorlar. Çünkü sosyal hayat oralarda organize biçime dönüşüyor. Bakın, ölü toprağa serpilmiş gibi bir şehirdeyiz. Ama ben bu şehri seviyorum, sizi bilmem. Onun için ordu soyulmaya değil, sevilmeye layık bir kent. Dolayısıyla da soydurmayacağız. Ha, soyarlar ama elimizden geldiği kadar soydurmamak için mücadele vereceğiz. Mal deliye kaldı, yolda bana. Kırmızı ışıkta geçiyorum diye bir bakarsın abi. Bülent Başköy tabii ki sağlık. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Mesela eğitim senin kongresi yasak. AKP'nin kongresi serbest. Böyle olunca ne yapıyorsun? Acaba bunda başka bir şey mi var diyorsun. Çünkü eğitim seni yasaklayan zihniyet ya da diğer sosyal muhalefet gösterebilecek unsurları yasaklayan zihniyet kendi partisinin kadın kollarını
geçen de burada kongresini yaptırdı. Yarın il kongresi de yapılacak, ilçe de yapılacak. Yapılıyor da zaten. O açıdan itiraz ediyoruz. Tabii ki sağlık önemli. Bir de abi kibarlık olsun diye rezillik yapıyorlar. Şu kadar küçük bir şey olur mu? Çöp bidonu olur mu ya? Bu kadar küçük. Yapıyorlar işte. O Mehmet Bey, Antalya'ya selamlar. Ya okuyamıyoruz. Bazen okuyamadığım için arkadaşlar kusura bakmayın. Yani ciddiye almamak değil de okuyamadığım için. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Ya birisi Hilmi Baba'yı tanıyorsa söylesin. Abi şurada kafe var. Şurada kafe var. Abi şuraya da bunu koyuyorlar ya. Az mantığa bak ya. Onun için diyorum yani Hilmi Baba'nın eş başkanını bulsam soracağım ona. Ya sayın eş başkanım niye bu şuraya bak. Şimdi ya şunun yönünü adam deniz şurada. Deniz burada abi. Denizin yönü burada. Biz şimdi buraya oturma grubu yapıyoruz. Karşıdaki adamları izleyeceğiz. Karşıdaki evleri izleyeceğiz. Şuraya bak. Ya abi. Ya deli olsa insan deli. Yani deli olsa şu gördüğünüz bankları şu kafeye karşı koymaz. Şu gördüğünüz bankları kafelere karşı koymaz. Çünkü burası deniz gören bir yer. Denizi izlemen lazım ya. Yani bu hangi mantık abi? Bu hiç mi adam bir yer görmemiş? Ve şuraya bak ya. Adam burada otur, şurada oturacağız. Şu kafedeki çoluğu çocuğu izleyeceğiz. Şu evdeki insanları izleyeceğiz. Ha diyeceksin ki ya sokakta görmüyorum. Görüyorum. Görüyorum ama birkaç saniye görüp geçip gidiyorum. Ama burada oturan insanlar keyifleri yani zevk için oturuyorlar buradakiler ve zevklerinden birisi de oturdukları yerden yani şuradan şurada oturuyorsa şuradaki denizi de izlemek istiyor. Ama sen getirmişsin buraya bu bankı koymuşsun. Şuraya koymuşsun. Şurada da adam oturuyor. Şurada evler var. Ya bunun bir mantığı olmalı ya. Yani şurada oturan arkadaşımız, şurada oturan arkadaşımız, çoluğumuz, çocuğumuz, karımız, eşimiz, dostumuz, annemiz, babamız, şusu, busu böyle denizi izleyecek. Denizi izlerken, yani şuradayız mesela. Denizi izlerken burada oturmuş adamlar da ne yapıyorlar? Bizi izliyorlar. Yani arkadaşlar, birisi Hilmi Baba'ya bunu anlatmalı. Bunu söylemeli. Bir de şu çöp bidonları, Bitka'da çöp bidonu ya abi ya. Yani hiç mi bir dünya görmediniz? Hiç mi bilmiyorsunuz? Bunun aslında çok da işi yok şunun. Şuradaki vidaları alacak. Şuraya koyacak, şuraya. Yani olabiliyor. Ben inceledim. Ne de olsa ustayız. Durum bu. Yani Allah aşkına yani buna biri çözüm bulsun. Yoksa bizim millet niye baktın? Ne bakıyorsun oğlum? Yok sen ne biçim şey bilmem ne derler. Ondan sonra uğraştır. Vallahi Alim Gürsoy, o çöp kutusunu yemin billah ediyorum bak. Niye koydular biliyor musun? Satmak için koydular. Yoksa millete hizmet olsun diye değil. Yani birine hizmet olsun diye değil. Onu yani şunu oraya koymalarının nedeni o çöp bidonunu satan kuruma para kazandırmak için.